Bitir aklındaki İbrahim. Gördün mü kızını? Nereye götürdün onu? Nerede kalıyor? Bilmiyorum. Nasıl? Gitmedin mi söylediğim yere? Orada götürmüşler. İstanbul'un altını üstüne getirdim. Gene de bulamadım. Ne diyorsun sen İbrahim? Kim götürmüş? Hürrem. Onunla ne alakası var? Evladımın yaşadığını söyleyen o. Karşılığında Firuze Hatun'u göndermemi istiyorum. Boyun eğmeyeceksin. Değil mi? Hayırdır? Teklifi düşündüğünü söylediler. Zannediyorum cevap vereceksiniz artık. Nurdur. Teklifinizi kabul ediyorum. Firuze Hatun bu saraydan gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Beni töhmet altında bırakmayacak bir yol bulacaksın paşa. Eğer suç üzerime kalacak olursa bu anlaşmadan hünkârımızın da haberi olur. Ben icap eden her neyse onu yaparım. Siz bana evladımın yerini söyleyin. Firuze'ye gittiği gün kızın yanında olacak. Gel. Paşa Hazretleri. Beni buyurmuşsunuz. Olayı ben... Ne desem ki şimdi? Arada kaldım yoksa. Hürrem Sultan nerede? Gel. İbrahim Paşa. Sultan. Yarın Manisa'ya gidiyorsunuz. Evet. Sevgili Mahidevran'ı pek özlemiştim. Vakti geldiğinde Şehzademiz Mehmet de sancağa çıkacak. Bak büyüdü. O vakit siz de evladınızla birlikte gideceksiniz. Şu üç günlük dünyada yarın sabah ne olacağını kim bilebilir ki paşa? Belki de o günleri hiç göremeyeceksin. Benden istediğinizi yaptım. Şu anda limanda bir tekne Firuze Hatun'u götürmek üzere bekliyorum. Bu hadiseden hünkârımızın haberi olmayacak. Malum Aksel de gitmekten vazgeçer. Döndüğümüzde öğrenecek ama. Benden hatunu göndermemi istediniz. Ben de gönderdim. Bulabildiğim en iyi çözüm bu. Aklına hayranım paşa. Bence daha iyisi olamazdı. O halde. Sıra sizde. Evladım nerede? Thank you.
İbrahim Sultan'ın yanından geliyorum. Bana evladımı buraya gönderdiğini söyledi. Kader koymuş adını. Kader? İbrahim. Burada kalamaz. Buna müsaadem yok. Ne yapmamı istiyorsun? Kendi öz evladımı sokağa mı atayım? Hayır tabii ki. Burada kalsın. Yarın bir yer bulurum ona. Belki bir ailenin yanına veririz. İhtiyacı ne varsa da karşılarım. O benim kızım. Nerede nasıl yaşayacağına ben karar veririm. Bu yüzü unutma İbrahim. Bu yumuk gözleri, bu okka burnu, bu ipek elleri. Unutma. O senindir. Senin kanındandır. Yalnızca sana aittir. Hanedanı Ali Osman'ın değil. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretlerinin değil. Balıkçı Manolis'in oğlu. Parkalı dönme Theodoris'in kızıdır. Ona iyi bak İbrahim. Canın pahasına koru. Zira o senin bu koca dünyada sahip olduğun tek şeydir. O senin kaderindir İbrahim. Kızım, korkma, korkma. Benim dünyalar güzeli kızım. Korkma, babanın yanında artık sen. Thank you.
Anne, dün akşam gelen çocuk kimdi? Hadi siz yemeğinizi yiyin. Osman Hurican, gelin buraya. Kaderle tanışın. Anneme ben de şimdi sormuştum. Kim bu baba? Kader sizin. İbrahim. Derhal çocukları odalarına götürün. Sakın İbrahim. Onu evlatlarından uzak dur. Hem ne söyleyeceksin? Nasıl izah edeceksin o rezaleti? Sonra gideriz. Gidiyor musun? Hünkârımızı bugün yola revan oluyorlar. Sen niye ağlıyorsun? Hiç. Hava bozacak gibi. Üstüne kalın bir şeyler getireyim ben. Bir ihtiyacın varsa söyle. Ağlar kapıda. Bir isteğin olursa onlara söylersin. Sağ ol ağam. Benim kimseden bir şey isteyecek yüzüm yok artık. Hatun, doğduğundan beri sen bakıyormuşsun ona. Doğrudur paşam. Bundan sonra da sen bakmaya devam edeceksin süt annesi olarak. Paşa Hazretleri, Nasuh Efendi geldiler. Gelsin. Paşam. Gel Nasuh Efendi, gel. Gel de kızımla tanış. Kader. Oy. Oy. Allah bağışlasın, pek de güzelmiş. Amin. Amin. Yedi kuledeki konağın hazırlatılması için emir verdim. Bundan sonra orada kalacak. Ben de burada sizinle kalırım. Öylesi daha münasip. Konağın hiçbir eksiği kalmasın. Ağlar, kalfalar, aşçılar hepsi. Onun emniyet ve huzur içinde yaşaması için her türlü tedbiri aldım. Gözümüz ellerinde olur paşam, merak etme. Canın sıkılıyor mu burada? Ben onlara söylerim. Seni dışarı çıkartırlar, bahçede oynarsın. Ben de gelirim.
Hadi sen orada. Ah paşam. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Kızcağızın bakıcıya değil, anaya ihtiyacı var. Anası evlendi Matrakçı. Yoksa ben de biliyorum ne yapacağımı. Burada yaşardı onunla birlikte, benim de aklım kalmazdı. Hürrem Sultan biliyor. Ne malum ifşa etmeyecekleri. Daha söylemediklerine göre başka bir emelleri var. İbrahim. Gelmeyeceksin diye o kadar korktum ki. Yapma böyle. Ne olur. Buradayım sultanım. Yanınızdayım, olmak istediğim yerde. Bitsin artık şu kuşkun. Kaldır aramızdaki perdeyi. Aşkımızı sultanlığınla değil, bu temiz kalbinle koruyabilirsin. Hayırdır inşallah. Nasu Efendi? Hayırlı sabahlar Nigar Hatun. Hayırlar olsun da Rüstem Ağa için geldiysen. Yok. Seninle konuşmaya geldim. Müsaaden var mıdır? Ağam, seni içeriye buyur ederdim fakat bir gören duyan olur, yanlış anlaşılır. Sen buyur gel benimle hatun. Görmeni istediğim biri var. Nasıl? Kimmiş o? Gelince görürsün. İyi de ağam, ben... Bana itimadın yok mu hatun? Ağam, sana itimadım tam. Fakat belli ki seni İbrahim Paşa yollamış. Ona itimadım yok artık. O mevzu başka. Buraya gelme sebebimin paşa ile alakası yok. Korkma, sana zarar gelmeyecek. Neden geldik buraya? Allah'ını seversen bir şey söyle. Kimindir bu bahçe? Şş, sabret biraz hatun. Gel. İşte orada. Bu kız Kader değil mi? Sen nereden biliyorsun? Geçen gün haremde gördüm ben bu kızı. Cariyelerin hocası Ahmet Ağa'nın kızı dediydi Sümbül Ağa. Ne oluyor ağam? Ne demek bu?
Paşa'nın ne işi var onun yanında? O senin kızın Nigar Hatun.